Evet arkadaşlar, şu an bizim tabaklarımızı şöyle yaptık ve bunları buraya döküyoruz. Ve terazimiz çalışmaya başladı arkadaşlar. Bunu da diğer taktığım zaman. Oley! Arkadaşlar, bugün ağırlık ölçü biriminden teraziyi yapacağız. O zaman hemen başlayalım. Bugün de babam var, malzemelerimiz. Babamdan yardım alacağım bu arada. Malzemelerimiz. İki tane küçük takozlarımız var. İki tane 50 santimlik uzunluğundaki çıtamız var. 70 santim uzunluğundaki çıtamız var. O zaman başlayalım. Evet arkadaşlar, emniyet bakımından sonuçta bu biraz hassas konu için çiviler ve büyüklerinden yardım almak gerekiyor üstünde. Evet. Şimdi arkadaşlar videomuza başlıyoruz. Şöyle küçük çivilerimiz var arkadaşlar. Çivileri sen tak bence. Öncelikle arkadaşlar böyle çıtamızı çekiyoruz. Başlıyoruz mu baba? Başlıyoruz. Hadi başlayalım. Sesin sana baba ya. Başım ağrıyor. Çıtamız hareket etmemesi için iki taraftan çekiyoruz arkadaşlar. Biri burada, biri buradaysa. Ses yapıyorum sana baba ya. Ses yapma. Ses var. Çıtamızı baba, ses yaptık. Var. Şimdi öbür çıtamızı. Kırdım. Evet arkadaşlar, iletimizi biraz yaptık. Şimdi devam ediyoruz. Hayran. Annem ben aşı gitti bana. Evet arkadaşlar, şimdi videomuzda diğer şeyleri çakmaya başlıyoruz. Yusuf, artık meyvelerimizi tartabiliriz evde. Hı hı. Güzel oldu. Belki ileriki zamanlarda biz bunu boyayabiliriz. Onun da videosunu çekebiliriz. Ama o 3. sınıfta olabilir belki. Evet arkadaşlar, şimdi Yusuf, terazimiz hazırlanıyor bak. Evet. Arkadaşlar, şimdi şöyle bütün şeylerimizi matkap yardımıyla uçları hepsini böyle mesafesini takıyoruz. Evet arkadaşlar, şu an bizim matkap terazimiz gördüğünüz gibi hazır olmaya başlıyor. Tek ipleri kaldı arkadaşlar. Evet, onları da birazdan yapacağız. Biz izlemeye devam edelim. Şimdi kancalarımızı yanaşıyoruz arkadaşlar. Bir tane kancamız vardı. Çünkü bunları böyle daha önce ben buraları matkapla açtım arkadaşlar. Direkt vidalama sistemine şöyle döndürerek herkes bunu basitçe yapabilir. Bırakıyoruz. Şöyle bıraktık arkadaşlar. Gördüğünüz arkadaşlar şöyle matkap ucunu yapalım. Tek tek der. Çünkü bu çakılmayacağı için matkap yardımı almanız gerekiyor. Şöyle arkadaşlar, çünkü şöyle gördüğünüz gibi. Yusuf, nasıl oldu? Güzel oldu. Evet. Şimdi artık yavaş yavaş bizim iskeletimiz oluşuyor arkadaşlar. Şimdi kaldı. İpleri kaldı. Tabaklarımız var arkadaşlar. Şöyle iki tane tabağımız var. İstersen bunu bir monteleyim istersen Yusuf. Artık bunu artık bir sabitleyelim değil mi terazimizi? Hı hı. Evet arkadaşlar, şimdi şu an 18'in Yusuf 26'ın yarısı. Yani hiç. Evet. Yusuf'tan yardım aldık arkadaşlar. Ve 18'in yarısı Yusuf. 9. O zaman 9 nokta burası. 9 nokta şöyle. Arkadaşlar, şeyimiz, orta noktamız burası. Şimdi geldi tabaklarımız arkadaşlar. Tabaklarımızda şöyle bizim kancalı iplerimiz var. Yusuf'cum sen de tak birini.
Evet arkadaşlar, ben bunu şu an takıyorum. Yusuf diğerini takana kadar. Burada sende iki tane varmış. Arkadaşlar ben de demir olmasın şöyle bir çivi taktım. Bunu elimizdeki imkanlar neticesinde şöyle geçirdik arkadaşlar. Şu an bizim tabaklarımızı şöyle yaptık ve bunları buraya takıyoruz. Ve terazimiz çalışmaya başladı arkadaşlar. Bunu diğer taktığım zaman. Oley! Yusuf, artık bir terazimiz var. Artık pazardan aldığımız ürünleri kendimiz evde ne yapabiliriz Yusuf? Tartabiliriz. Yani tartabiliriz, evet. Bence biz terazimiz oldu arkadaşlar. Gayet de güzel. Bak Yusuf koymaya başladı. Oo, Yusuf buraya da koydu. Demek ki burası daha mı ağır Yusuf? Oo, düştü. O zaman onu oraya koy. Evet arkadaşlar, Yusuf şöyle bir. Yusuf buraya ne koyacaksın? Buraya koy bence bir şeyler. Çünkü dengelememiz lazım terazimizi. Evet arkadaşlar. Ama şimdi bizim buraya domateslerimiz var. Yusuf domates tartalım. Acaba tahta mı var, domates mi var? Bakalım hemen. Koy. Bakalım tahta mıymış. Ooo, domatesler daha ağır geldi. Sanırım bunun besini var ya, sanırım bunu bir de kilo veriyor ya, sanırım ondan dolayı. Normalde bu kazanması lazım, tatlılar kazanması lazım. Yani. Evet arkadaşlar, bizim videomuz hazır. Yusuf ne demek istersin? Şimdilik görüşürüz. Evlerde sağlıklı kalın, sağlıklı kalmaya çalışın. Şimdilik görüşürüz. Görüşürüz.